değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Türkçe haber hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Avrupa'nın en önemli konularından bir tanesi göçmenler, mülteciler. Hiçbir zaman bu konu gündemden düşmedi. Özellikle de içinde bulunduğumuz bu koronavirüs döneminde maalesef arkadaşlar göçmenlerin durumu daha da içler acısı bu soğuk kış günlerinde Avrupa sınırlarında insanlar bekliyorlar. Çoluk çocuk demeden bu soğuğun altında bir şekilde kendilerini bir ülkeye atmak istiyorlar. Ancak Avrupa'yı anlatmaya gerek yok. Ben defalarca anlattım. Avrupa insanlığını yitirmiş, Avrupa vicdanını yitirmiş. Avrupa kendi ülkelerinde aç bıraktığı bu insanları şimdi maalesef içeriye almıyor. Şimdi değerli izleyicilerimiz Danimarka'da İbretlik bir olay var. Bu olayı sizlerle paylaşacağım. Arkamda görmüş olduğunuz kişi Danimarka'nın bir önceki hükümetinde Göç ve Uyum Bakanı olarak görev yapan Inge Stoberg. Şimdi bu hanımefendi tanımayanlar için anlatıyorum. Suriye'de savaş çıktığı zaman ülkesine gelen Suriyeli göçmenlerin üzerlerindeki zinet eşyalarını, altınlarını, kolyesini, küpesini vesairesini çıkarmış olduğu bir yasayla el koyan bir bakan bu kadın. Inger Stoberg. Arkadaşlar ve bu yasa Danimarka Meclisi'nde yasalaştığında bu tasarı kendi odasında pasta kesen biri. Artık dedi ki biz gelen mültecilerin kolyesini, küpesini, alyansına el koyabileceğiz. Bu yasayı çıkardılar. Sonra Danimarka'da mülteci olarak gelen Suriyelilerin üzerlerinden nesi var nesi yok paraları da dahil olmak üzere el koydular. Savaştan kaçmış gelmiş. Yiyecek ekmeği dahi olmayan, evini, barkını geride bırakmış bu göçmenlere, bu mültecilere arkadaşlar böyle bir cevap veriyorlar. Pasta kesiyorlar, böyle karşılıyorlar. Vicdansız bir şekilde çıkartılan bir yasa. Bu arkamda görmüş olduğunuz kişi bunun Mimar Bitti mi? Hayır. Bu bakan neye bakıyorsa artık arkadaşlar evli olan göçmenlerin 18 yaşında 18 yaşın altında evli olan göçmenleri karı kocaları birbirinden ayırdı. Bu mültecileri göçmenleri farklı mülteci kamplarına gönderdi ve boşalttı yani ayırdı birbirinden. Bununla ilgili de yasayı çıkartan kişi bu arkamda görmüş olduğunuz saygıdeğer, çok muhterem kişi. Nedir adı? Tekrar ederim unutmayın. Göç ve Uyum Bakanı Inger Stoberg. Evet arkadaşlar. Savaştan kaçıp gelen, yiyecek ekmeği olmayan çoluk çocuk perişan bir vaziyette binlerce kilometre nasıl geldikleri belli olmayan yokluk içerisindeki aç, sefil bu insanların Üzerindeki ya ne getirecek ki ne getirecek ya yani bir tane ince kolyesi varsa bir bileziği parmağında bir tane alyansı yani ne getirecek kilolarca altın mı getirecek bunu dahi arkadaşlar el koydular bunlara dahi dediler ki gerekçe olarak biz size barınma yeme içme vereceğiz bunun karşılığı dediler işte Avrupa bu arkadaşlar. Avrupa'da Avrupa diyoruz ya. Bak bunları hiçbir yerde anlatmazlar. İşte Avrupa'nın gerçek yüzü bu. Korkarlar anlatmaya. İşte bu. Bu kadın arkadaşlar hükümet değişti. Gelen hükümet başka partiden olduğu için dediler ki kamuoyunda dünyada bak bu bizi rezil etti. Bununla ilgili yüce divanda biz bu kadını yargılayacağız dediler ve yargıladılar. 60 gün hapis cezasına çarptırıldı, milletvekilliği düşürüldü, meclisten Danimarka meclisinden kovuldu. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz fotoğrafta da elini sallıyor ya arkadaşlar şu an ekranda gördüğünüz fotoğrafta. Şimdi üzgün bir de surat, tripler meripler böyle şeyler. Hokkabaza bak. Şimdi bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu fotoğrafta dikkatimi çekti. Siz de görüyorsunuz. Parmağında bir tane alyans var. Görüyorsunuz değil mi? Evli. Allah mesut etsin. Şimdi bu kadının göçmen olduğunu, mülteci olduğunu düşünelim. Başka bir ülkeye gidiyor. Türkiye'ye mesela. Diyorlar ki alyansını ver diyorlar. Bizde yasa var diyorlar. Bu kadın o parmağındaki alyansı verdi diyelim. Ne düşünür? O ne düşünürse şu anda Danimarka'daki mülteciler de aynı şeyleri düşünüyor. Arkasından çok güzel metiyeler düzüyorlar. Yine arkadaşlar Danimarka'nın bakın göçmenlerle mültecilerle ilgili bir hukuk gabazlığını da anlatayım. Şu anda Danimarka Suriyelilerin göçmenlikle ilgili olarak mültecilikle ilgili mültecilerle ilgili olarak mevcuttaki belgelerini yenilemiyor diyor ki Suriye'de savaş sorunu kalmamıştır ülkenize gidebilirsiniz. Yani mülteciyi nasıl sınır dışı edeceğini, göçmeni nasıl sınır dışı edeceğini şaşırmışlar bunlar. Allah bunlara muhtaç etmesin kimseyi. Allah bunların eline kimseyi düşürmesin. Bizleri Danimarka'dan izleyenler var. Belki çok ağır gelmiş olabilir benim anlattıklarım ama ben sadece gerçekleri anlatıyorum. Kusura bakmayın. Hani anlatırken birilerini üzmek, kırmak gibi asla bir niyetim yok. Söz konusu olamaz. Ama kendinizi o mültecinin gariban o çoluk çocuğuyla beraber perişan vaziyette evini barkını bırakmış, evi barkı başına yıkılmış bu insanların halini düşünün. Ve bunu yapanlar kim arkadaşlar? Dünyanın en zengin ülkeleri. Türkiye'nin haline bakın ekonomik olarak zor halde diyor değil mi? 6-7 milyon göçmene, mülteci öyle ya da böyle arkadaşlar ev sahipliği yapıyor. Bunlar bolluk, bereket içerisindeler. 3 tane Suriyeli göçmen, İranlı neyse Iraklı gelecek diye şaşırmışlar. İsveç'te arkadaşlar muhalefet partisi liderlerinden bir tanesi geçtiğimiz hafta mecliste şunu söyledi. Dedi ki İsveç'te kendi ülkelerine insanların kesin dönüşlerini teşvik etmek için 400 bin kron verelim dedi. Bu ne demek biliyor musun? Durduk yere çıkar mı böyle bir şey çıkma Ne demek? Seni istemiyorum, göçmen istemiyorum demektir. Bunlar böyle arkadaşlar. Bunlar böyle. Şimdi bu konuyu sabaha kadar konuşabiliriz. Danimarka'nın nasıl hokkabazlıklar yaptığını ben size 500 tane örnekle anlatabilirim. Bunlar söze gelince insan hakları, demokrasi, mülteci hakları, hukuk, guguk ne varsa işte hepsini sayarlar. Uygulamaya gelince eşleri birbirinden ayırırlar. Boynunda üç kuruşluk altın zincire göz dikecek kadar ucuz insanlar bunlar. Yasa çıkartıyorlar yasa. Ayıp ayıp. Ey Danimarka. Marka marka da nasıl marka? Değerli izleyicilerimiz bu konuyla ilgili görüşlerinizi siz de videomuzun altındaki yorum bölümüne yazarak bana ulaştırabilirsiniz ya da Türkçe Haber'in Instagram hesabını takip ederek bana ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra gündeme getirmesini istediğiniz konuları da benimle paylaşabilirsiniz. Ne diyelim? Allah bunların eline düşürmesin. Gerek ana Türkiye'mizden, gerekse de Danimarka'dan ve dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.